Herkese merhabalar. Koronavirüs, koronavirüs. Evet, koronavirüs başımızın derdi. Koronavirüsle ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var benim de çocuklar nezdinde. Çocukları görüyorum. Alışveriş merkezinde görüyorum, sokakta görüyorum, okulda görüyorum ya da burada Marmara Pedagoji'de görüyorum. Çocuklar ellerini yıkamayı bilmiyorlar. Çocuklar ellerini sabunu sıkıyorlar. Ondan sonra suya ellerini gösteriyorlar. Ellerindeki öbek halindeki sabun akıyor ve gidiyor. Sonra suyu kapatıyorlar. Ellerine onlarca peçete ya da 3-5 tane diyelim hadi. 3-5 tane peçeteyi çekiyorlar, çekiyorlar, alıyorlar. Ondan sonra onunla da ellerini böyle koklatıyorlar. Ondan sonra atıyorlar. Eller doğru düzgün kurulanmıyor da. Burunları akıyor çocukların. Çocuklar burun çekiyorlar, burun siliyorlar. Bazı çocuklar ellerini siliyorlar. Hapşıracaklar. Çocuklar ceplerinde bir mendil yok. Bir mendil kullanma alışkanlığı yok. Çoğu çocuğa mendil uzattığım zaman çocuk bana burnunu uzatıyor. Çocuklar burunlarını silme pratiğine alışkın değiller. Hapşırdıkları zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öksürdükleri zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar. Okulda görüyorum mesela çocuk hapşırıyor. Cebinden çıkarsın kullanacağı bir mendili yok. Bırakın ıslak mendili falan yani. Cebinden çıkartıp kullanacağı bir mendili yok. Her zaman kontrol edilemeyebiliyor tuvaletler vesaire. Tuvaletlerde zaten bazı okullarda tuvaletlerde peçete bulmak çok zor. Veya kapanan kapı bile bulmak çok zor. Ya da işte çalışan sifon bulmak çok zor. Dolayısıyla çocuklar temizlik konusunda zaten ciddi bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Yani bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor çocuklara. Bu bizim görevimiz, ödevimiz. O nedenle siz kıymetli aileler, siz kıymetli anne ve babalar ve bakım verenler ve öğretmen arkadaşlarım, sizden ricam çocuklarla bir durup şu hijyen kurallarına nasıl uyacaklar, nasıl kontrol edecekler. İşte ne bileyim küçük yaşlarda mesela bir tane şarkı belirleyip o şarkı bitene kadar ellerini yıkamak gibi bazı somut göstergeler kurarak, anlatarak çocukların öz bakım becerilerini nasıl gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda rica ediyorum. Size rehber olun. Onlara öğretin. Bunun dışında korona endişesiyle, işte korona olduk mu olmayacak mıyız, olacak mıyız endişesiyle artık başvurular başlar diye düşünüyorum maalesef ki. Çünkü ciddi bir kaygı salındı topluma. Biraz sakinlikle karşılamak, üstümüze düşeni yapmaktan geçiyor aslında bu iş. Gripte biliyorsunuz korona kadar, hatta koronadan daha fazla ölümcül olan bir hastalık. Aman canım alıştık artık geliyor geçiyor grip falan denecek bir durum değil gripte de. İnfluenza çıktı biliyorsunuz. İnsanlar aylar boyunca yattılar. Yataklarında evlerinden çıkamadılar. İlaçları bulunamadı vesaire vesaire. Yani başımızda böyle şeyler hep var. Tamam evet korona bir an önce yayıldı. Yani bir anda yayıldı bütün dünyaya ve kuluçka süresi çok uzun. Kuluçka süresinde sıkıntılar var. Hiç anlaşılmıyor. İşte cansız zeminlerde yaşayabilen, varlığını sürdürebilen bir virüs. Okey, anlaştık. Elbiseleri bol bol yıkamak, yine ihmal etmeyeceğiniz şeyler. Hekimlerden şöyle bir şey duydum bir de, tabii ki onlar çok daha iyi bilirler. Ama tuzlu suyla gargara yapmak, çocuklara öğretilebilecek bir şey. Burun yıkamak, yine çocuklara öğretilebilecek bir şey. Çocuklarla birlikte deneyimlenebilecek bir şey. Üstümüze düşeni yapalım. Zaten yetkililer üstüne düşeni yapmaya başladılar. İşte yerel bir testimiz var. Test sonuç veriyor. Bunu da gördük artık. İşte hastaneler hazırlandı. Milli eğitimin okulları da, özel okullar da temizliğe başlandı. Dolayısıyla biraz artık bireysel önlemlere ihtiyacımız var. Yani her şeyi beklemeyeceğiz başkalarından. Biraz bireysel önlemlere ihtiyacımız var. Dediğim gibi çocuklarınızın cebinde rica ediyorum. Mendilleri olsun. Islak mendilleri olsun. Küçücük küçücük böyle jeller var. İşte koruyucu jeller, temizleyici jeller vesaire.
Küçücük küçücük kolonyalar var. Hoşlarına gider kokular vesaire. Minik minik böyle ellerine. Ben de şöyle bir kolonya aldım odama. Alaçatı levantalı. Keyifli. Böyle minik minik şeyler çantalarına. Mendiller. Nerede nasıl kullanacağını öğretmeler. Bunlar yapacağımız şeyler bunlar yani. Gerisi artık zaten bizim kontrolümüzde değil. Önemli olan kendi kontrolümüz dahilindekini hakkını vererek yapmak. Kaygıyı arttırmadan çocuklarla da. Kaygı duymaya başlayan çocuklar var. Henüz bununla ilgili bir danışanımız olmadı. Danışan bir çocuk olmadı ama olacaktır. Depremden sonra da gördük çünkü. İşte Momo yayıldı, Momo'dan sonra gördük. Hemen Momo'dan korkan çocuklar bunlarla ilgili başvurular. Deprem oldu, depremden sonra, dolu oldu, doludan sonra korkup gelen çocuklar oldu. Fırtına oldu, fırtınadan sonra korkup gelen çocuklar oldu. Koronadan da korkup gelen çocuklar olacak. Önemli olan burada dikkati. Bundan korunmak için elimizden geleni yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Nasıl yapabiliriz? Size yoğunlaşmak. O nedenle rica ediyorum çocuklarınıza bu konularda rehber olunuz. Sağlıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.